Sevgili dostlar, Konya'nın parlayan yıldızı Çumra'ya hoş geldiniz. Atatürk'ün emriyle tarihe adını yazdıran Çumra ilçemiz birçok ilklere imza atarak çok büyük başarılar göstermiştir. Bu yapmış olduğu ilkler dünya çapında da tanınır hale getirmiştir Çumra şehrimizi. En önemli ilkler arasında ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük, Çumra ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yaklaşık 9000 yıllık bir tarihe ve adeta insanlığa ışık tutmaktadır. Çumra ilçemiz Konya il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 2019 yılının verilerine göre Çumra ilçemizin köyleriyle birlikte nüfusu 70 bine yaklaşmaktadır. Konya ilimizin en kalabalık ilçeler arasında yer alan Çumra'nın 1013 metre rakım, 2330 kilometre karede yüz ölçüm büyüklüğü bulunmaktadır. Böylesine büyük ve önemli gelişmelere sahne olan Çumra ilçemizi gelin hep birlikte tanıyalım. Çumra ilçemizin kadim tarihi. Kadim ilçemiz Çumra'nın tarihi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanları ile daha da gelişmiştir. Bir gün Mustafa Kemal Atatürk Adana'ya gitmek için trenle yola çıkar. Yolculuk esnasında Çumra'da mola verir. Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesisleri ve birbirinden güzel lojmanları görünce şunları söyler. Bu şehrin beldeyi geliştirmek, buraya önem vermek lazımdır. Çumra ilçe olmaya layıktır. Bu sözlerinden sonra 26 Haziran 1926 tarihinde 30 Mayıs 1926 tarihli 404 sayılı resmi gazetede yayınlanan 877 sayılı kanun ile Çumra ilçe konumuna sahip olmuştur. Çumra ilçemiz tarih boyunca aynı zamanda birçok kişiye kucağını açmıştır. 1936 yılında Balkanlardan Anadolu'ya gelen 300 göçmen aile Çumra'ya gelerek bundan sonraki hayatlarını burada sürdürmüşlerdir. Ayrıca Hadim, Bozkır ve Ermenek gibi sayabileceğimiz pek çok ilçeden de Çumra'ya göçler gerçekleşmiştir. Söz konusu bu göçler ile birlikte Çumra ilçemiz daha da kalabalıklaşmış ve gelişmiştir. Coğrafi özellikler. Çumra ilçemizin yüz ölçümü 2230 km² olarak tespit edilmiştir. İlçenin %90'lık yani büyük bir kısmı düzlük, %10'luk kısmı ise daha çok dağlık ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Şehrimiz ova üzerinde kuruludur. Ovada genel olarak çoraklık ve sıcağa dayanıklı bitkiler yer almaktadır. İklimi. Çumra ilçemizde daha çok karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olarak geçmektedir. Bitki örtüsü ise çoğunlukla bozkırdan oluşmaktadır. Kış aylarında ilçe bembeyaza bürünmekte ve muhteşem görüntülere ev sahipliği yapmaktadır. Yaz aylarının sıcak geçmesi ise ilçenin özellikle tarım alanında daha verimli olmasını sağlamaktadır. İsmi nereden geliyor? Çumra ilçemizin ismi hakkında birçok rivayetler vardır. Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken Çumra'ya geldiği zaman çok şiddetli derecede yağmur yağmaya başlar. Dolayısıyla her taraf çamur olmuştur. Yağmurun çok yağması ve çamur olması askerlere de bir takım zorluklar yaşatmıştır. Çamur yüzünden adeta yürüyemez hale gelmişlerdir. Sazlık ve bataklıktan askerlerini bir an önce kurtarmak için padişah Cemren komutunu verir. Cemren kelimesinin anlamı ise askerin paçalarını sıvayarak ve süvarilerin atların kuyruklarını bağlamalarını istenen bir emirdir. Zamanla Cemren kelimesi Çumra'ya dönüşmüştür. Bir başka rivayet ise yağmur yağdıktan sonra oluşan çamur kelimesi değişim göstererek zamanla Çumra haline gelmiştir. Çumra ilçemizin ilkleri. Çumra ilçemiz birçok konuda ilkleri imza atmıştır. Bu ilkler ise İlk yerleşim yeri olan Çatalhöyük ile medeniyetin adeta beşiğini oluşturmaktadır. Takı ve ziynet eşyaları da ilk kez Çatalhöyük'te keşfedilmiştir. Dünya çapında etkileyecek ticaretle ilgili gelişmeler ilk kez Çumra ilçesinde yaşanmıştır. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk kez Çumra'da başlamıştır. Yeme içmede kolaylık sağlayacak toprak kaplar ve bakır taslar ilk kez Çumra'da yapılmıştır. İnsanların mallarını daha iyi koruyabilmesi için ilk kez mühürlü mülkiyet kavramı da Çumra ilçemizde gelişmiştir. Osmanlı'nın özellikle egemen olduğu yıllarda ilk tapu kadastro işlemleri
Çumra'da başlamıştır. İlçemiz sanat konusunda da sanata ve sanatçıya çok büyük önem vererek resim ve heykel sanatının dünyada belki de ilk kez yapılmasına olanak sağlamıştır. Çumra'daki Sulama Birliği, Türkiye'de bulunan sulama birlikleri arasında en büyük sulama birliği olmayı başararak yine önemli bir ilke imza atmıştır. Çumra ilçemiz var olduğu günden bu yana tarımla uğraşmaktadır. Bu yüzden özellikle tarımdaki verimliliği artırmak için birçok tarım tekniği ilk kez Çumra ilçemizde kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet dönemindeki ilk mahalle düzenlemesi Çumra'da başlamış, ilk antik bank Çumra'da kurulmuştur. İlk fırın yapımı da Çumra'da başlamıştır ve ilerleyen zamanlarda hızla gelişerek herkes tarafından kullanılmaya başlamıştır. Çumra'da ne yetişir? Çumra ilçemiz Konya'nın Çukurova'sı olarak bilinmektedir. İlçemiz Türkiye'nin %15'ini karşılayacak kuru fasulye üretimini tek başına gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla ilçede 70 bin hektarlık alanda kuru fasulye ekimi yapılmaktadır ve tahminen 25 bin ton kadar verim elde edildiği bilinmektedir. İlçede yetişen bir başka ürün ise çumra kavunudur. İlçeye giriş yaptığınız andan itibaren yol kenarlarında sıralı birçok kavun tezgahı görmeniz mümkündür. Kavun üretimi için 3500 dekarlık bir alanda ekim işlemi gerçekleştirilmekte ve her yıl neredeyse 25-30 bin kadar ton kavun elde edilmektedir. Yine ilçemizin en önemli tahıl ürünlerinden biri de şeker pancarıdır. Yine ilçemizde bulunan büyük ve modern şeker fabrikası ile bu üretilen pancarların şekere dönüşümü sağlanmaktadır. Yine ilçemizde her yıl 12 milyon lale üretimi sağlanmaktadır. Bu da hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomimize büyük bir katkı sağlamaktadır. Lale üretimi ile özellikle şehir dışı ve yurt dışına ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerden sonra yine domates, havuç, buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek gibi çeşitli ürünlerin de üretimi Çumra ilçemizde gerçekleştirilmektedir. Çumra'da höyükler. Güzel ilçemiz Çumra'da birçok höyük ve tepe vardır. Bu höyükler üzerinde belirli yıllarda bir takım çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle saymamız gereken höyükler Sırçalı Höyük, Seyitan Höyüğü, Kara Höyük, Karkın Höyüğü, Dedemoğlu Höyüğü, İçeri Çumra Höyüğü, Ali Bey Höyüğü, Çatal Höyük, Küçükköy Höyüğü, Abditolu Höyüğü, 3 Höyük Mahallesi'nde bulunan ayrıca 3 adet höyük bulunmaktadır. Çatal Höyük. Dünya mirasında yer alan insan ilişkilerinin henüz en saf, en temiz olduğu o muhteşem dönem 9000 yıllık tarih, insanlar evlerine damdan giriyor ve evlerinin altında sevdiklerinin mezarlarının dolu olduğunu hayal edin. Ve bir sandık var 9000 yıldan beri sapasağlam. Bu eşsiz tarihi hepimiz merak etmişizdir. Burası Çumra ilçesinin yaklaşık 12 kilometre ilerisinde yer alan insanlığın başlangıcı kabul edilen Çatal Höyük. Çatal Höyük farklı yükseklikte iki tepeden oluşmakta ve yukarıdan bakınca çatal şeklinde göründüğü için şimdiki ismini almıştır. Böylesine devasa bir yerin ilk keşfi 1958 tarihinde Mallard tarafından gerçekleşmiştir. Çatal Höyük 2012 yılında ise UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey Camii. Caminin bir diğer ismi Büyük Cami'dir. Cami 1252 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin tam olaraktan mimarının kim olduğu bilinmektedir. Cami İçeri Çumra Mahallesi'nde bulunmakta ve ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Karamanoğlu İbrahim Bey Camisi'nin kitabesi. Caminin giriş kapısının üzerinde 1283 tarihli tamir kitabesi yer almaktadır. Taşköprüler. Bozkurt ilçemizin yine güneyinde yer alan Toroslardan kaynağını alarak Beyşehir Gölü'nden gelen kanalla birleşmektedir. Birleşen sular ise Apa Barajı'na ve daha sonra Çumra Ovası'na kadar ulaşmaktadır. Taşköprüler çoğunlukla Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Devlet Su İşleri KOS Şube Müdürlüğü lojmanları. Birbirinden güzel ve Atatürk'ün hayran kaldığı bu lojmanlar Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü'nce 1905 tarihinde inşa edilmiştir. 5 tane binanın bir tanesi misafirhane olarak, geriye kalan 4 tanesi ise
lojman olarak işlevini günümüzde de sürdürmektedir. Tarihi Çumra İstasyon Binası. Demiryolu 1894 yılında Haydarpaşa Bağdat'ta başlayarak 1913 yılında yapımı bitmiştir ve ilk tren 1912 yılında istasyondan geçmiştir. Atatürk'ün bu belde ilçe olmaya layıktır sözüyle bu tarihi istasyon adeta Çumra'nın kaderini değiştirmiştir. 1913 yılından günümüze kadar bütün yolcularını misafir etmeye devam etmektedir. Sırçalı mesire yeri. İçeri Çumra, Çumra Karayolu üzerinde yer almaktadır. Çumra merkezi daha çok yakındır. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya ailenize gelerek mesire yerinde muhteşem saatler geçirebilirsiniz. Apa Barajı. Çumra ilçemize yaklaşık 35 km uzaklıkta yer almaktadır. Çarşamba Çayı üzerinde Apa kasabasındadır. Apa kelimesinin anlamı sudur. Baraj 1957-62 yılında inşa edilmiştir. Kurulma amacı ise sulama ve taşkınları korumak içindir. Gölde sazan ve tatlı su levreye balıkları tutulmaktadır. Çumra ilçesine ulaşım nerede olursanız olun çok kolaydır. Otobüs ile seyahat ediyorsanız Konya Eski Garaj otobüs terminaline geldikten sonra Çumra seyahat otobüslerine binerek çok rahat bir şekilde ulaşım yapabilirsiniz. Konya il merkezinden Çumra'ya ulaşımınız yaklaşık bir saat sürecektir. Her gün ve her saat başı otobüsler kalkmaktadır. Şayet özel aracınıza geliyorsanız Konya Karaman yolunu takip ettikten sonra lefalarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Çumra'nın meşhur lezzetleri. Çumra zengin kültürüyle birbirinden leziz yemekleriyle meşhurdur. Yiyen herkesin tadı damağında kalan lezzetlerin en başında tandır ekmeği gelmektedir. Halk tarafından çok sevilen tandır ekmeğinin yapımı her ne kadar zahmetli de olsa yemesi çok keyiflidir. Bu tandır ekmeğiyle yapılan tirit ise nefis bir yemektir. Düğünlerde özellikle misafirlere ikram edilmektedir. Çumra ilçemizin meşhur lezzetleri saymakla bitmez. Ama biz yine de söylemeden geçmeyelim. Su böreği, höşmerim tatlısı, arabaşı, tandır kebabı ve Konya ilimize de yakınlığı sebebiyle etli ekmektir. Konya ilimizin Çukurova'sı Çumra'ya yelken açın. Her geçen gün adını çok daha fazla duyurmaya başaran ve eşsiz güzelliklere sahip olan Çumra şehrimize arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle gelerek bol bol gezmeyi ve resim çekinmeyi sakın ihmal etmeyin sevgili dostlar. Her bir köşesi ayrı bir güzellik ile dolu olan Çumra ilçemizde halkımız sizleri misafir etmekten büyük mutluluk ve gurur duyacaktır. Öyleyse özgürlüğünüzü alın, mutluluğu alın, huzuru alın, neşeyi alın ve Çumra şehrimize yelken açın. Hep bizlerle kalın, hoşça kalın.